Günaydın. Önceki günkü yükselişten sonra dün hafif eksilerle kapattık. Hacim tarafına baktığımızda da çok büyük bir yükseliş yoktu. Ben hala düzeltmenin başladığı görüşünü koruyorum. Gerçi 200 günlük ortalamaların, 50 günlük ortalamaların üzerindeyiz ana endekslerde. Ama yine de baktığınızda belli bir zayıflıkta olduğunu söylemek mümkün. Tabii S&P açısından baktığımızda aslında 50 günlük ortalamadan bir tepki geleceğini önceki günkü videoda da paylaşmıştım. Bu geldi. Biraz da beklediğimden daha kuvvetli de geldi. Dün bir iç gün yaşamış gibi gözüküyoruz. Nasdaq tarafına baktığımızda orada da zirvelere hala yakın seviyelerdeyiz ama zirve yapmış değiliz. Ulaştırma endeksinde ise ki 200 günlük ve 50 günlüğün aşağı yönde kesiştiğini konuşmuştuk. Orada artık çok net bir şekilde aşağıya hareket başlamış gibi gözüküyor. Dünkü satışta diğerlerinden gördüğünüz gibi biraz daha kuvvetliydi ve ondan önceki gün gelen alımları da büyük ölçüde nötralize ettiği gibi gözüküyor. Hala biraz daha aşağı önce S&P tarafında aşağı yukarı 2080'lere doğru bir gerileme bekliyorum ama daha önce de her zaman söylediğim gibi bu Amerika'daki yükselişin sona erdirecek olan bir satış dalgası olmayacaktır. Çok daha yüksek seviyeleri beklemeye devam ediyorum. Özellikle Avrupa ve Amerika'da olan biteni görünce. Bugün gelecek olan verilerde aslında taze bilgi, yeni bilgi diyebileceğimiz Chicago PMI olacak ama piyasa gerek Michigan'daki finalize edilecek veriyi, gerekse GDP'deki revizyonu biraz daha öne çıkartabilir. Hatırlıyorsanız geçen sene de 0,1 ile başlamıştık. Birinci çeyreğe daha sonra -1 ile revize edilmişti. Daha sonra da 2,1 ile kesinleştirilmişti. Burada da yine stokların seyrine baktığımızda ve özellikle grevden sonra ithalatın patlaması nedeniyle net ihracatta bir eksi hareket olacak. Aşağıya doğru çekecektir. Eğer artı bir rakam görmezsek veya aşırı bir eksi rakam görmezsek ben çok etkili olacağını zannetmiyorum. Çok da ilgilendiğimiz bir nokta olmaması lazım. Geçen ayların artık Mayıs ayı bitmek üzere Mart ayının nasıl olduğu ama bu verinin içinde tabii şirket karlarıyla ilgili sabah detayını, grafiğini vesaire attım. Şirket karlarıyla ilgili yeni bir bilgi olacak. Bizim açımızdan bakmamız gereken, takip etmemiz gereken o. Yoksa çok kuvvetli bir revizyon olmadığı sürece çok göz önünde almamız gereken bir veri değil. Ama tabii önümüzdeki hafta PC'den tutun da ISM'e kadar, ISM'den işsizlik verilerine kadar pek çok veri açıklanacak. Dolayısıyla önümüzdeki hafta gerçekten son derece volatil, etkili bir hafta olacağı benziyor. Dünkü kuvvetli satıştan sonra Şangay Kompozit'in durumuna bir bakalım. Bu sabah yine satışla açıldı. Önemli bir satışla açıldı hatta. Bir %4'leri aşan bir satışla başladık ama ilk seansın hareketine baktığımızda artı kapatmayı başardığını görüyoruz. Dolayısıyla 0,12'lik bir artı var. İlk seansta ikinci seansı takip ediyor olacağız ama burada hem GDP ve PMI'lerle olan ilişkisini hem de yeni hesaplarla olan ilişkisini paylaşmıştım. Sağlıklı bir yükseliş olmadığı çok net ama iki tane temel neden var. Bir tanesi hükümetin aldığı kararlar yatırımcıları buraya doğru yönlendiriyor. İkincisi de daha önce de paylaştığım gibi Kasım ayında istihara girme ihtimalinden dolayı Yuan'da burada biraz diğerlerini frontlama hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Yani balon var ama gerekçeleri de net bir balon bu. Parite tarafına dönelim. Parite tarafında baktığımızda 50 günlük ortalamasına doğru bir toparlanma yaptığını görüyoruz. Önceki gün konuştuğumuz bir senaryoydu bu. Buradan bir satış gelme ihtimali var. En azından gün içinde bir yorulma olacaktır ama açıkçası shortlamak için tekrar 10,50 seviyeleri olursa tabii daha rahat hissedeceğim bir seviye shortlama açısından. Burada bir band içinde hareketin devam etmesini bekliyorum. Kırılmanın hemen önümüzdeki bir iki haftada gelmesini beklemiyorum ama Amerika'dan gelen verilerin iyi olması durumunda tabii buradaki band kırılabilir ama şu an için baktığımızda düzeltmenin hareketi
geldiği yer itibariyle son derece mantıklı, uzun süre konuştuğumuz seviyelerde bunlar. Kırılma dediğim gibi hemen şimdi olmayacaktır. Yukarısı tekrar test edilebilirdi. Ama önce 10.50'lerin aşılması gerekiyor. Daha uzun vadeli baktığımızda şuradaki hareketin bir dinlenme hareketi olduğunu göreceğiz ve bu seviyede kırılacak diye düşünüyorum. Hemen spread'in seyrine bir göz atalım. Sakin gözüküyor. Dünkü hareketi onaylar bir durum var. Yani şurada gördüğümüz bant hareketinin devamını orası da onaylıyor. Japonya'nın tarafına gelirsek zaten önceki gün kırılma yaşanmıştı. Dolayısıyla yukarıya doğru biraz daha momentum kazanacaktır. Tabii bu sabah gelen verilere baktığımızda önemli bazı detaylar var. Her şeyden önce %10'luk bir düşüşten sonra bir toparlanma olması beklenen hane halkının tüketiminde tekrar bir eksi olduğunu görüyoruz. Çekirdek enflasyon tarafına baktığımızda çok hızlı bir gerileme söz konusu ki burada aslında şurada hemen çıkartabilecek miyim? Dönüp de baktığımızda verginin etkisini düştüğümüzde hatırlıyorsanız harcama tüketime bir vergi getirilmişti. 5'ten 8'e, 8'e 10'a çıkacaktı ki 8'e gelmesiyle ekonominin resesyona girmesi neticesinde vazgeçtiler 10'a çıkarmaktan ama verginin etkisini çıkartıp baktığımızda işte olan biten bu. Yani Abenomics'in başarısı bu. Buradan başlamıştık. Buraya geri döndük. Çok büyük bir ihtimalle Mayıs ayından itibaren verginin etkisi bitiyor. Petrol vesaireyi de koyduğumuzda eksi bir rakam göreceğiz. Trende dönüşecek mi? Henüz söylemek zor. Ama boş quantitative easing'i gitsin çığlıkları yakında yeniden başlayacaktır diye düşünüyorum. Metaller tarafında altında dün tekrar 80 desteğinin test edildiğini gördük ama hızlıca bir toparlanma oldu ve şu anda 90'lara gelmiş durumdayız. Görüyorsunuz sert bir satıştan sonra çok kuvvetli olmasa da iyi bir alım geldiğini söyleyebilmek mümkün. Altın hisselerine bakalım. Orada da güzel bir dönüş olduğunu görüyoruz. Yani şimdilik altın hala 1180'leri kırmaya hazır değil gibi gözüküyor. Tabii altında dün detayları da paylaştım. En önemli günlük gelişme diyebileceğimiz gelişme aslında opsiyon tarafında gördüğümüz kuvvetli alımlardı. Şunu 118 yapalım. Şurada görüyorsunuz çok net bir alım var. Tabii bunun bir call spread olduğunu söylemek mümkün. Yani şu anda 114'lerdeyiz. Yatırımcı yukarıya doğru bir hareket bekliyor. Ama 120'den sonra olan hareketi yani şurada put kolları sattığı için burada kolları alıcı olduğu için şu aradaki makası cebe indirmeyi hesaplayan bir strateji. Aşağı yukarıda dün baktığımızda ben 22 sent civarı bir maliyet olduğunu görmüştüm kabaca ama işte 25 sent civarında bir maliyeti söz konusu. Yani şuraya eklersek 117-75 120 aralığındaki hareketi almaya yönelik bir strateji olduğunu görüyoruz. Tabii önemli büyüklük açısından baktığımızda kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. Nereden kaynaklanıyor? Açıkçası herhangi bir fikrim yok tabii ki ama belki Fed ile ilgili bir beklenti olabilir ki 19'unda expire ediyor bilmiyorum ne kadar doğru. Belki Yunanistan'la ilgili bir beklenti olabilir ama baktığımızda yukarıya doğru bir beklenti olduğunu söylemek mümkün. Gümüş tarafına da bir göz atalım öyle bitirelim. Gümüşe de baktığımızda orada da halen 50 günlük ortalamanın üzerinde kaldığımızı görüyoruz. Dolayısıyla altın için hala 1180'ler bir destek olarak çalışacak gibi gözüküyor. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.